Merhabalar. Yatırım Finansman YouTube kanalının bir programında yine gerçek Ali Ağa ile beraberiz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Doktor Sevgen. Yani ortalık tabii yine yangın yeri. Ortalık bir karışmış durumda. Dışarıdan içeriden bir sürü konu var. Sizin de bir toplantınız var. Hızlı hızlı konulara girip böyle girizgahı çok uzatmak istemiyorum ben aslında. Tipik başarımcı tipi vardır ya böyle pazarlamada anlatırlar böyle direkt konuya giren konudan çıkan. Öyle bir ortamla yapalım çünkü malum zamanda çok değerli bir ortam. Şimdi biz bir İzleyenlerin tatile de gidiyoruz zaman malum. değerli bu arada. Efendim? İzleyenlerin de zamanı değerli. Onları da Tabii tabii aynen aynen. paylaşmayı Tabii, videoyu seyrederken bile insanlar 15, 20, 30 dakikadan sonraki videoları sıkılmaya başlıyorlar. Bilmiyorum, ben unutmayın. bakıyorum. Ben bile YouTube'dan seyrederken bir saat üzerindeyse vaktim var mı diye önce ona bakıyorum. Tabii maalesef öyle oluyor. Çünkü hakikaten çağımızda en önemli değerli şey zaman. Peki o zaman zaman değerli kullanıp direkt konularla girelim. Türkiye yarından itibaren bir bayram tatiline gireceğiz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum tabii bu arada. Mübarek olmasını diliyorum. Biz ayın 5'inde bayram tatilinden döneceğiz. Ama bu arada bir sürü şey olacak dünyada. Bunlardan en önemlisi de Fed'in 3-4 Mayıs'ta yapacağı ve 4 Mayıs akşamı açıklayacağı FOMC toplantısının kararı, özür dilerim. Buradan bir faiz artırımının 25 değil 50 bas puan olması, hatta 75'i spekülasyonu bile var. Onun dışında bir de 95 milyar dolarlık piyasada likitlerin çekilmesiyle ilgili bir operasyondan bahsediliyor. Önce buradaki görüşünüzü alayım. Sonra da bu arada ince ince giden İngiltere Merkez Bankası'na da girmek istiyorum. Faiz onları tıkır tıkır arttırıyorlar ama bir yandan da hep İngilizlerin yaptığı gibi klasik dolardan da doların yükselişini bahane ederek kendi paralarını değersizleştiriyorlar. Bu noktada da önümüzdeki dönem bununla ilgili süreci de bir değerlendirmek istiyorum. Buyurun, söz sizde. Yani orada ben Fed'i ve aslına bakarsan Volcker'ı anıyorum diyeyim ben. Hani o meşhur Volcker zamanı mıdır diye soruluyor şimdi bu dönemlerde. Hani bir anda faizleri yukarı vuran da piyasayı inanılmaz bir kazık frenle durduran Volcker'dan sonra çok yavaş, çok aksak giden bir Fed var diye görüyorum ben. Sebebi de şu, geçen sene boşuna vakit kaybettik. Enflasyon geçici mi kalıcı mı? Ya son derece anlamsız bir şeydi. Çünkü hani Covid, ertelenmiş talep, buna eklenen bedava paranın yarattığı manipülatif şeyler, sahiplerle ortaya çıkan inanılmaz boş bulunan bir alanda herkes at oynattı. Tabi burada Yani finansal hani o terörizm bile oldu yani, biliyorsunuz işte bu evet stop hisselerindeki falan GameStop da ayrı bir aynen şeydi. onlar bak ama hep aynı yere geliyorum. Yani bu hani partinin iyice ayyuka çıktı, herkesin kafayı bulduğu bir dönemde içki masasındaki şeyleri ortadan kaldırmadığı için bunlar Üzüm içmeye abi. devam etti Üzüm herkes. suyu. Üzüm suyu. İçki masası yok. Diyelim alkol şey pardon alkol kelimesini kullanmayacaktık kullandık ama yani ortamı heve, şey yapan eğlence dozunu arttıran içecekler diyelim hadi. Ama Takılır mısın, sonuçta üzücü konuşun. Espri yapıyorum sadece. biliyorum merkez bankalarının görevi yani o çok klasik bir deyimdir. O partinin en yüksek heyecanının arttığı dönemde içki şeyleri masadan toplaması gerekirken toplamadılar. Geç kaldılar faiz artışında. 25 bas puanla başlar mısınız böyle bir faiz artışında? Böyle bir ortamda 20 yılın en yüksek enflasyonlarını her tarafta şey yapıyor, aldı başını gidiyor. Türkiye'yi geçtik yani. Türkiye'deki enflasyonun başka sebepleri var da dünyadaki enflasyonun temel sebebi hiç tartışmayalım. Covid'den ertelenen talep demesin kimse bana bedava paradır. Çünkü siz meydanı bu kadar boş bırakırsanız herkes sonuna kadar kullanır. Hiç de acımazlar. Çünkü zaten sistem onun üzerine kurulu. Yani böyle bir fırsatı siz veriyorsanız herkes de tepe tepe kullanacaktır. Ne yazık ki Fed böyle bir fırsatı verdi ve hatta geçici kalıcı tartışmasıyla bu süreyi de uzattı bir de üstüne. Şimdi ilkinde 25 değil de 50 ile başlasaydı çok daha net bir mesaj verecekti. Rusya-Ukrayna savaşını bahane ederek 25 dediler. Şimdi iş iyice ayyuka çıktığı için enflasyon tarafında ve gerçekten kontrol edilmesi gereken bir nokta. Çünkü kontrol dediğimiz aslında beklentilerin kontrolü. Onu yapmadıkları sürece parasal olarak faiz veya hesaplar itibariyle bunu arttırmakta geç kaldığınız zaman da daha yüksekten arttırmaya başlamanız gerekiyor veya dozunu arttırmanız gerekiyor. Onun için tartışmayalım 50 gelir diyorum ben. Şimdi O cepte, 50-75 elli cepte, tartışmasını evet. 50 bence cepte. Geç kalınmış 25'in veya 25 ile başlamanın cezasını ödeyecekler. 75 gelir mi? Ben gelmez diyorum. Çünkü evet yüksek faiz artışlarına veya faizdeki o gevşek para politikası döneminin sonuna gelmesi lazım. Bunun mesajını verilmesi lazım ama
E bunu 75 yaptı, bir sonraki de 25 yapacak. E o da olmayacak. Yani. Araya girmek istiyorum burada müsaadenizle. Tabii ki dükkan şey yapsam... zaten rahat rahat girebilirsin. Eyvallah. Araya. Abi çok güzel konuşuyorsun. Araya girmekten rahatsız oluyorum çünkü sizin gibi güzel evet. konuşan insanları bulmak kolay değil. Şimdi 75 pas falan yaptığı zaman şöyle bir imaj da yaratmaktan korkuyorlar anım kadarıyla. Paniğe başladık diye. Çünkü arkadan 75'in arkasından 75-50 gelmesi lazım. 25'i düştüğünüz zaman sıkıntı olacak evet. Aynen, bir de dediğin doğru. Ya ortada daha çok ciddi bir problem varmış. Biz neyi göremedik diye başka sorgular başlayacak ortaya. Onun için 50 ile giderler. Bir sonraki de 50 gene gelir büyük ihtimalle. Çünkü başka türlü bu işin hani dediğim gibi eğlenceye artık bir süre son verilecek. Yani buna üzgünüm. Yani çok çok başıboş bıraktık partiyi. Biraz toparlamaları lazım. 50 gelecek. Şimdi İngiltere benim gözümde çok uzun zamana dayalı bir gözlem olarak paylaşayım bunu. Amerika'nın laboratuvarıdır. Yani önce İngiltere'de birçok şey denildi, sonra Amerika'da onlar daha geniş bir alana uygulanır diyeyim. Ölçeğe ya da, geçiyor yani. Evet, yani İngiltere biraz Ar-Ge merkezidir Amerika için. Orada artık Ar-Ge merkezinde son halini almış ürünleri Amerika'ya kullanırlar. Biraz ben öyle görürüm. Finansal piyasalar için söylüyorum tabii bunu. Aynı şekilde İngiltere arttırmaya devam edecektir bence. Ama bunu da ilk başladılar, erken başladılar, akıllı başladılar. Ama dediğim gibi böyle çok rap 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 çok sert adımlarla gitmiyorlar. Ama mutedil adımlarla arttırmaya devam ediyorlar. Bunların hepsini geçelim. Bize ne faydası zararı var bu işin diye baktığımızda. Ben öyle bakıyorum. Bu bizi çok etkiler mi? Valla doğrusunu istersen bizden çok diğer gelişen ülkelere etkisine ben bakıyorum. Çünkü bize etkisi zaten olan oldu bizde. Yani bugün Fed'in faizinin artması nedeniyle ne artar bizde diye baktığımızda uluslararası borçlanma maliyetimiz artar. Zaten 550'nin üzerinde seyretmeyi 600'ü geçtik CDS'leri şu anda. Yani işte, ben baz olarak 550'yi baz ettik. Yani bu böyle bir CDS seviyesi. Bu bizim bazımız. Onun üzerine Fed veya fonlama maliyeti arttıkça bizim toplam nominal fonlama faizimiz artmaya devam edecek. Tabii bu arada parantez içinde eminim bizi izleyenlerin birçoğunun haberi vardır ama Garanti Bankası'nın sermaye benzeri bir bonosunun 5. yılı doldu. Geçtiğimiz gün sanırım salı günüydü. Fakat Garanti Bankası normal piyasa pratiği olan bu bonoyu çağırıp yerine yeni bir 10 yıllık ihraç edeceği rutin uygulamadan vazgeçip o bonoyu çağırmaktan vazgeçti. Dedi ki maliyetler yüzünden mi? Evet. Şimdi maliyetler, önemli kısmı maliyetler yüzünden. Çünkü ikinci 5 yılında her yıl %20 azalmak üzere sermaye yeterlik rasyosuna etkisi azalıyor o bononun. Yani ilk 5 yılda %100 sermaye gibi değerlendirilirken işte 6. yılda %80, 7. yılda %60 işte diye devam edip son yılda %20 ancak sermayeymiş gibi değerlendiriliyor. Bunu yaparken ters tarafında borçlanma olarak değerlendirmeye başlıyor. Bu durumda yani Garanti Bankası'nınki tamamen ticari bir karar olarak biz daha uygun koşullarla 10 yıllık borçlanamayacağımız için bu 5 yılda işler inşallah yolunda gider, her şey toparlanır. Biz boşu boşuna 10 yıllık bir şeyin altına, taahhütün altına girmeyelim. Elimizdeki 5 yılın maliyeti bizim için iyidir. Sermayemizi de toparlarız bu arada deyip vazgeçmiş durumdalar. Ama bu piyasa pratiğini bir parça değiştirme adına önemli. Diğer taraftan Türkiye'nin genel borçlanma riskinin de artması ki mesela CDS'in artmasının arkasındaki sebeplerden küçük de olsa bir kısmı garantiye aittir. İşte bir yere bir de biraz daha büyük kısmı ihtimaldir ki Kavala davasında alınan ağırlaştırılmış müebbet kararı hukukla ilgili kısmının sorgulanmasına aittir. Ama baktığımızda Türkiye'yi ilgilendiren kısmı kendi baz risk seviyemiz çok yüksek. Üzerine gelen Fed'le birlikte artmaya devam eden fonlama maliyetleriyle Türkiye'nin toplam fonlama maliyetinin artmasına sebep olacağı için önemli. Daha da önemlisi borçlanma imkanlarımızın kısılması. Çünkü diğer gelişen ülkeler bundan nasıl etkilenecek dersen onlar daha ortodoks tedbirler aldıkları için onlara biraz daha pozitif bakmaya devam edecektir dünya burada, borç piyasası. Burada bir şey daha iyi bilinmesi açısından, yatırımcıların takip açısından. CDS'lerden bahsettik. Amerikan tahvil faizleriyle borçlanırken bu CDS'in öneminin çok yüksek olduğunu biz finans piyasalarında biliyoruz. Yani demek istediğim şu, sizin söylediğiniz tamamlayıcı bir şey söylemeye çalışıyorum. Dışarıda likit de azaldığı zaman Türkiye gibi ülkelerin borçlanma maliyeti artacak. Bu maliyeti alırlarken CDS'ler önemli.
600 şu anda. Siz 550'yi baz alıyorum dediniz. 550 baz bir kere kafadan bir maliyetimiz var. Bunun üzerinde 2 civarında olan, 2-3 arasında olan Amerikan tahvil faizlerini koymak gerekiyor değil mi? Yani en az 8-8,5 civarında bir yerden borçlanabiliriz gibi bir mana çıkarıyorum ben bundan. Doğru muyum? Çok doğrusun. Buna bir de bu şöyle bakalım. Yani bahsettiğimiz oran aslında devlet risk borçlanma faizi diyelim. Çünkü devlet risk borçlanma faizinden kastımız nedir bizim? İngilizcesiyle risk free rate dediğimiz, yani devletin devlet olarak buna muhatap olduğu faiz, ki bu da şu risk yok demektir teorik olarak. Ödenmeme riski. Aslında ödenmeme riski var. Onun için 600 bas puanlık bir risk primi var zaten. Ama onu ödemeye razı olan birisinin bize verebileceği borç rakamı o risk primini kapatıyor. Onun için bir prim ödüyor karşı tarafa. Bir başka de işte sizden tahsil ettiği faizin 600 bas puanlık kısmını birisine sigorta primi olarak ödüyor yıllık. Karşılığında bu riski başka birisine devrediyor. Üzerine de bir kar edecek teorik olarak. 200-300 bas puanla onu istiyor. Sonuçta bize gelen maliyet 800-850 bas puan toplamda. Şimdi bu toplam nereden bakarsanız bakın, dünyada bu kadar rekabetin arttığı bir yerde siz dolar bazında 850 bas puan parayı kazanacaksınız. Üstüne bir de artı değer yaratacaksınız, kar yaratacaksınız ki onlarla rekabet edebilirsiniz. Bu işimizin hayli zor olduğunu söylüyor. Fed'in faiz artışlarına devam ettiği sürece işimizin daha da zorlaşacağını söyleyen bir gösterge olarak kullanıyoruz diyelim, veya önümüzde en azından bir referans noktası olarak yükselmekte olan bir duvar var diyebiliriz. Burada aklıma şu geldi. 90'lı yıllarda en çok konuşulan konulardan biri buydu. Neden özel sektör tahvili bonusu çıkmıyor dediğimiz zaman crowding out'tan bahsedilirdi. Yani kamunun borçlanmada özel sektörü dışlaması. Şimdi sizin de anladığım bu cümleden şu çıkıyor. 8,5'ta bir maliyet olan kamunun böyle bir maliyete borçlanması, ki borcu çevirmesi açısından kamu her zaman mümkün olduğu için bunu yapabiliyor. Doğal olarak özel sektör bunun daha üzerinde bir borçlanma yapması lazım. Garanti Bankası örneğinden gidiyorum demin verdiğiniz gibi. Doğal olarak bu özellikle kamu dışındaki sektörlerin dışarıda borçlanmalarını da zorlaştıracak. Özellikle sendikasyonlar vesaire gibi sıkıntı yaşayacağız anlamını çıkarıyorum sanırım. Doğrusun, buna bir ilave daha yapayım. Bu bahsettiğimiz borçlanmalar 2 yıldan daha uzun olan borçlanmalar için geçerli. Zaten CDS ile konuştuğumuz bizim 5 yıllık CDS. Aha, evet. Şimdi bir 5 yıllık bir borçlanma için işte diyelim ki 600 bas puanlık bir CDS'iniz var. Güzel, bu 5 yıl için. Peki siz cari açık fonlandığı sürece sorun değildir. Şehir efsanesi beni her zaman kızdırmış bir şeydir. Çünkü fonlayabildiğiniz zaman cari açık verirsiniz. Bu temel varsayım hep unutuluyor. Onun için geriye döneyim. Bunu fonlayabilmeniz için, yani cari açık verebilmek için, bir fonlama sağlayabilmeniz için teknik olarak iki yol var. Birincisi bu bahsettiğimiz borçlanmalar. İster uzun ister kısa vadeli, ama 5 yıl bazında baktığımızda 600. Hadi onu geçtim. İkinci yol da akretiflerdir. Akretif dediğimizde ben bir mal ithal edeceğim karşıdan, yurt dışından bir yerden. Satıcı beni tanımıyor veya güvenmiyor. Kendi bankasına diyor ki git bu alıcının olduğu bankada, şey, ülkede bir bankayla sen bir konuş. O alıcının riskini üstlensin. Ben paramı alayım. Siz aranızda anlaşın. O adam bankasına öderse bankası sana ödesin. Siz aranızda beni finanse edin diyor. Veya alıcıyı finanse edin diyor. Yol yöntemleri bir çıt farklı, ama bu akretiflerde süre görece kısadır. Yani görece kısa derken bir yıl ve daha azdır bunlar. 3 aylık, aylık. 2 haftalık bile akretif açabilirsiniz. Ya mal mukabili değilse. Sorun burada da ortaya çıkıyor. Ya da buraya da sirayet ediyor. Sadece 600 bas puanlık CDS bu sefer kısa vadeli fonlamanın da maliyetini arttıran bir unsur ortaya çıkıyor. Orası 5 yıl 600 bas puanken siz 1 yıl ya da 1 ayı 300'e 200'e bulabiliyor musunuz diye baktığınızda hayır, onu da bulamazsınız. Çünkü genel risk seviyeniz yukarıda olduğu sürece bütün risk seviyeleri görece olarak vadeye bağlı olarak yayılır, ama sonuçta bir risk primi ödersiniz ekstradan. O da demektir ki bizim cari açık verebilmemiz için gerekli olan fonlamanın maliyeti de artıyor. Ki buna bir de bankaları bulabilirsiniz. Çünkü Türk bankalarına, yabancı bankaların limitleri de hem sınırlı hale geldi, hem de her geçen gün rakamlar. Emtia fiyatlarının artışının çok ilginç bir sonucu da burada ortaya çıkıyor. Limitler sabittir. Malın fiyatı arttığı zaman o limit çabucak doluyor.
Evet. Böyle Peki bir bu arada sıkıntı ben da var mesela. tabii ben zamanı hızlı kullanmak adına yine yurt dışından devam ediyorum. İçeri doğru gideceğim. Bir şey atlamayalım burada. 95 milyar dolardan bahsetmişti. Onu atladık galiba. 95 milyar Evet. dolar Fed bilançoyu azaltıcı etki kararı da verecek mi sizce? Bu 3-4 Mayıs'taki toplantısında. Ben vereceğini düşünüyorum. Orada geç Rakam kalır büyür mü çünkü yoksa adam. 95 beklenildiği gibi mi gelir? Ben de beklenildiğini verir çünkü şu anda o operasyon gerektiren bir şey ve mesela Türkiye'nin yapmadığı ama Fed'in yaptığı bir şey, bu hazırlık süreci veriyor şeye, bankacılık sistemine. Onlara Tabii tabii. bir zaman verirler. Yani ben Hı. onun, yani 95 değil de, yani atıyorum 120 gelirse çok mu şaşırtır? Hayır. 120'yi nereden çıkarttın dersen kafadan attım. Yani rakam böyle 550'lik bloklar halinde aylık yapmayacakları kesin. Çünkü bir uyum süreci gerekiyor. Piyasaların kendine düzeltebilmesi, ona uyum sağlayabilmesi için onu verir Fed. Fed o kadar agresif işler yapmayacaktır diye düşünüyorum ama 50 bas puanla atıyorum 100 milyar dolar civarında piyasa daraltma bilanço daraltmasına aylık olarak gideceklerdir. Bence geç bile kaldıkları bir uygulama o. Hatta faizden önce bu daraltmayı yapmaları lazımdı. Yapmalılardı evet. Orada Yani da bir şey var. zaten 100 milyar dolar deseniz yuvarlak 12 ayda bizim 1,2 milyar dolar daraltabilecek. Yani sadece şu anda 4 trilyondan 8 trilyon dolara çıkmış bir bilanço var. Bu da zaman alacak. Faizle beraber şok etkileri şu anda fiyatlara yansıtılmaya çalışılıyor. İrrasyonel tavırlar rasyonel hale getirilmesi için zaten Fed başkanları bir süredir piyasayı buna hazırlıyor. Katıldığınız için çok teşekkürler. Bu arada izleyiciler için de küçük bir not düşmek istiyorum. Yatırım Finansman YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi veya beğenmediğiniz noktalar varsa lütfen altta not olarak düşün ki biz de bir sonraki yayınlarımızda bunları dikkate alalım. Tekrar teşekkür ederim Ali Bey. Size şimdiden iyi bayramlar diliyorum ve tüm izleyicilerin de bayramını şimdiden kutluyorum. Doktor Sevgen, ben de size ve ailenize ve de tüm izleyenlere, hatta sabırla izleyenlere çok güzel bir bayram diliyorum. Baharın tadını çıkarsınlar. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Thank you.